Merhaba arkadaşlar, Olgu Sepet kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere 10 günde yaptığım 10 tane farklı bebek pati modellerini göstermek istiyorum. Bunların hepsini kanalımda yükledim. 5 tanesini şöyle erkek bebeklere göre, 5 tanesini şöyle kız bebeklere göre ayarladım ben. Bu şekilde sizler de eğer hani yapmak istediklerinizi, hangisini daha çok beğeniyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Ben şimdi şöyle bebeklerimi hani bebek patiklerimin ölçüsünü vermek istedim. Şöyle şuna başlamak istiyorum. Şöyle ölçü olarak arkadaşlar şu şekilde yaklaşık 10 santim, bu şekilde uzunluk olarak 9 santim kadar şöyle. Ama bu esneyen bir patik, yani 6 aydan 1 yaş bebeğe kadar aya kadar kullanabilirler. Bu şekilde bu patiğimiz böyle. Bunu göstermek istiyorum. Bu da ortalama, tabi bunlar hani ipinize, tığınıza, şişinize, her şeye göre değişebilir. Onun için hani ben ölçülerini veriyorum ki sizler hangisini yapmak isterseniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Ama bunlar örgü olduğu için de bir tık esneme payı olacaktır. Onları da göz önünde bulundurabilirsiniz. Şimdi bu da şöyle 9 santim. Uzunluğu da 6 santim ortalama. Bu şekilde bu da hani 0-6 ay bebeklere rahat olur diye düşünüyorum. Bu şekilde bu. Bu da yine aynı olması lazım. Şöyle yine dediğim gibi 9 santim değeriyle aynı. Şöyle yükseklik olarak da 7 santim, 7,5 santim kadar. Bu şekilde. Bu da dediğim gibi esneyen bir patik. Bu şekilde. Bu da hani 3 aydan 6 aya kadar olur diye düşünüyorum. Şekilde şöyle bir patiğimiz var. Bu da hem bağcıklı hem de ayakta hani böyle durduğuna bakmayın. Şimdi onların hani hepsini göstereceğim ayakta nasıl durduğunu. Bu şekilde bir patiğimiz şöyle. Bu da 9 santim. Uzunluğu da 7,5-8 santim civarında. Bu şekilde. Bunu da dediğim gibi 3 aydan 6 aya kadar, hatta 8-9 aya kadar kullanılabilir. Çünkü biraz esnek bir model. Yapımları, bunların hepsi hani kolay patik olarak sizlere anlatmaya çalıştım. En kolay patik modelleri bunlar. Şöyle bu da 9 santim. Uzunluğu 8,5-9 santim civarında. Bu şekilde. Bu da aynı şekilde 6 aydan 9 aya, hatta 1 yaşa kadar gelebilecek bir patik. Çünkü haroş olduğu için esneyen bir model. Şöyle bu 1 yaşa olur diye düşünüyorum. Çünkü bayağı büyük oldu bu. Şöyle ölçelim ölçüsünde. Şöyle 10 santim. Uzunluğu da 7,5 santim. Bu şekilde. Dediğim gibi bu 1 yaş, 9-1 yaş arası olabilir. Yani 9 aydan 1 yaşa kadar olabilir. Bu biraz daha büyük bir patik oldu. Sizler bunun sayısını tabii kendiniz ayarlayabilirsiniz. Buradaki uzun olan artırmaları biraz daha kısa tutup kısa bebeklere veya biraz daha artırıp büyük bebeklere, çocuklara yapabilirsiniz. Ölçüsünü vermek istiyorum. Bakın dediğim gibi bayağı uzun. Şöyle 11,5 santim civarında. Şöyle de yüksekliği, uzunluğu 9 santim, 10 santim de diyebiliriz. Bu böyle oldu. Bu da yine çok tatlı bir model. Böyle fiyonklu çalıştık. Bu fiyonkları ben dikmedim ama sizler dikebilirsiniz. Bu da 6 aydan 1 yaşa kadar olur diye düşünüyorum. Şöyle 9,5 santim. Şöyle de 7,5-8 santim civarında uzunluğu. Bu şekilde. Sonra şöyle bir patiğimiz var. Bu da biraz daha küçük olduğu için 9 santim. Bu da 6-9 aya kadar olur diye düşünüyorum. Bu şekilde. Yüksekliği de şöyle 7,5 santim. Ve şu patiğimi göstermek istiyorum son olarak. Bu da şöyle bulmaca patik diye çalışmıştık bunu, pomponlu. 10-10,5 santim civarında. Şöyle yükseklik olarak da 8 7,5-8 santim civarında oldu. Bu da 1 yaşa kadar olur. Güzel bir patik oldu bu şekilde. Şimdi bunların hepsinin ayakta nasıl durduğunu göstereceğim sizlere. Umarım sizler de böyle tatlı tatlı
patiklerinizi oluşturursunuz. Gerçekten hepsi de birbirinden kolay modeller bunlar. En kolay modelleri sizler için seçtim, sizlere gösterdim. Hepsi kanalımda mevcut. Umarım yaparsınız. Bana da dua edersiniz. Hoşça kalın.